radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Laleli Konak. Yazan Pınar Şener. Dramaturg Selma Fındıklı. Yöneten Murat Atak, yapımcı Ersan Edinç, efektör Nebi Tam Yüksel. Oynayan sanatçılar: Kenan Nurtekin Odabaşı, Yekta Fikret Ergin, Sabah Buket Türk Yılmaz, Çetin Ali İpin, Bahtiyar Refika Özbayar. Sevgili kızım, canım Sabah, güzel bir Ağustos sabahında bahçemden yazıyorum sana. Çiçekli masa örtümün üzerindeki kağıdım kalemimden başka bir bardak çayım var yanımda. Minik kuşlar da bana arkadaşlık ediyor. Bu mektubu kim bilir nerede, nasıl okuyacaksın? Belki dolmuşun içinde, belki asansörde, belki de öğle tatilinde. Çünkü ihtiyar babanı aramadığına göre hayli meşgul olmalısın. Canın sağ olsun. Beni merak etme yine de. İyiyim ben, çok iyiyim. Her kocamış gibi ben de hatıralarımla yaşıyorum. Seni andım da derinden. Evvelki akşam denize nazır çayımı içerken, emeklilik günleri böyle işte kızım. Yahu Mersin'in martıları benzemiyor şehri İstanbul'unkine dedim kendi kendime. İstanbul'un hiçbir şeyi benzemez başka şeye ama. Benzemez kimse sana tavrına hayran olayım. Martıydı, denizdi derken dalıp gittim yine eski günlere. Haydarpaşa garına adımımı attığım günden, seni kucağıma aldığım o güzel sabaha, beline kırmızı kuşak bağladığım düğün gününden. Sahi oğlan nasıl? Elimde bir bavulla o eski gardan son ayrılışıma kadar her şeyi bir kez daha yaşadım. Mutlu bir adamım ben. Mutlu bir hayatım oldu. Yakın vakte kadar sevdiklerim hep yanımdaydı. Çok şükür bir felaket de gelmedi başımıza. İnsan her istediğini elde edemiyor.
o başka. Yine de gözüm yok bir şeyde. Şu ölümlü dünyada değer mi? Ama ne yalan söyleyeyim. Sen de biliyorsun ya, bir tek bizim laleli konağımız ukdedir içinde. Her aklıma gelişinde hoş, hiç aklımdan çıkmıyor diyebilirim. İçim cız ediyor. Hayat işte. Ama neyse, boş ver. Dedim ya, geçmişi anınca güzel kızımı, sabah yıldızımı bir yoklayayım dedim. Kal sağlıcakla yavrum. Bir isteğin olursa yaz bana. Mektup yazmasan bile telefon et arada sırada. Hasretle öpüyorum kızım. Çetin'e selam söyle. Canımı öpüyorum. Baban. Efendim. Neredesin? Buradayım Çetin, mutfaktayım. Geç oldu artık, yatmıyor musun? Ah, ne yapıyorsun burada? Ağladın mı sen? Babamdan mektup geldi, dün yazmış. Öyle mi? Ne çabuk gelmiş Mersin'den İstanbul'a bir günde. Özel ulakla göndermiş. Hayırdır, bir sorun mu varmış? Onu çok ihmal ettik Çetin, çok. Ne oldu Sabahçım, söyle Allah aşkına, kötü bir şey mi olmuş? Hayır. Canım babacığım her zamanki zarafetiyle konuşmuş. Ama diyeceğini de demiş. Kendisini unuttuğumu hatırlatıyor bana. Hem de acele postayla. Doğru. Ne zamandır gitmedik. Hadi baban uzakta. Benim annem 3 sokak ötede. Ona bile bir aydır uğramıyorum. Ya evet, o da kırılmıştır herhalde. Ben yarın uğrarım anneme. Sen de hafta sonu git istersen babanın yanına. Can'a ben bakarım. Şu proje işi olmasaydı ben de gelirdim ama müteahhitle görüşeceğiz. Benim için de olmaz bu hafta sonu. Şirkette toplantı var. Katılmasan? Olmaz. Toplantıyı ben talep ettim. Üstelik reklam veren şirketin temsilcisi de gelecek. İmkan yok, erteleyemem. Bir dahaki hafta sonu belki. Belki de mi o zaman? Sonraki hafta sonu için ben de işlerimi ayarlayayım. Hep birlikte gidelim. Hatta onu da alır getiririz. Ha? Ama gelmez. Kesinlikle gelmez. Deneriz. Her neyse, ben yatıyorum. Sen? Birkaç dosyayı getirdim yanımda. Önce onlara göz atmam gerek. Kendini çok yoruyorsun Sabah. Biliyorum ama bu kampanya çok önemli. Çok iddialıyız. Bu seneki kristal elmayı biz almak istiyoruz. Hatta belki sonraki hafta sonu bile gidemem babamın yanına. Sen bilirsin. Çetin, ne demek istedin? Hiçbir şey demek istemedim. Neden öyle sitemli çıktı sesin? Yok canım, ne sitemi. Hadi, iyi geceler. Çetin, lütfen. Sabahçığım. Neden böyle davrandığını anlamıyorum. Daha geçen gün kendin diyordun babamla epeydir görüşemedik diye. Üstüne bir de mektup geldi. Duyduğun vicdan azabı arttığı halde sen gitmemekte ayak diretiyorsun. Hayır, öyle değil Çetin. İş sözcüğünün ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun. İstendiği zaman o işlere ara verilebileceğini de biliyorum ama. O halde sen niye zamanında hiç ara vermedin? 10 yıl önce sen de benim kadar meşguldün. Saat 11'den önce gelmiyordun eve. Beraber sinemaya gidebilmek için yalvar yakar oluyordun sana. Yıllardır hep aynı şey. Geçmişte takılıp kaldın. Bak, bir kez daha tekrarlayayım. O günler onu gerektiriyordu. Yeni evlenmiştik, hiç paramız yoktu. Ama pek çok hayalimiz vardı. Ama beni çok ihmal etmiştin. Peki. Bu yoğunlukta çalışarak benden öç mü almaya çalışıyorsun şimdi sen? Hayır, elbette hayır. Ama hayallerimiz hala var. Can'ın geleceği için daha çok para kazanmalıyız. Ama bu reklam şirketinin patronu sensin. İstediğin zaman kendine zaman ayırabilmelisin. Hayır, tam tersi. Patronun sorumluluğu daha fazla oluyor. Sen o yıllarda hakkın olan izinleri bile kullanmadın. Benimse iznim hiç yok. Ben sonu gelmeyen bu karşılaştırmadan bıktım artık. Yapıcı değil bu yaklaşım. Yatıyorum ben. İyi geceler. İyi çalışmalar. Haklısın. Yapıcı değil. Neyse. Tamam. Uzatmayalım artık. İyi geceler. Sana da. Thank you.
Günaydın çocuklarım. Benim güzel çiçeklerim susamışlar mı? Hepinizle teker teker ilgileneceğim şimdi. Siz hiç merak etmeyin. Ama önce çaydanlığın suyuna bir bakayım ben. Ha? Yekta Bey neredeyse gelir. Siz beni bekleyin, olur mu? Kenan Beyciğim, isterseniz bu sabah bizim bahçede oturalım. Her sabah size zahmet oluyor böyle. Olur mu efendim? Buyurun, sizi bekliyorum. Hem belki bir arayan olur. Telefonlu bekliyorsunuz. Yok canım, kim arayacak bu saatte? Öyle lafın gelişi söyledim işte. Peki. Kurabiyeleri alıp geliyorum. Bahtiyar Hanım gelmiyor mu? Onun biraz işi varmış. Kek yapacakmış daha. Kolay gelsin ona. Ben bir çayın suyuna bakıp geliyorum. Bahçe kapısı açık Yekta Bey. Tamam, geliyorum. Günaydın Sabah. Günaydın canım. Uykunu alabildin mi? Hayır, pek çalışamadım. Daha çok düşündüm. Çetin, senin dediğin gibi yapmaya karar verdim. Bugün toplantıyı ileri bir tarihe erteleyeceğim. Öyle mi? İçine sinmedi demek. Sinmedi. Rahatlamış görünüyorsun zaten. Evet, kendimi daha iyi hissediyorum. Dönünce epeyce sıkışacağım ama olsun. Merak ettim. Nasıl oldu da bu kararı verdin sen? İşin sonu yok ama ya babamı kaybedersem diye düşündüm. Anlıyorum. Ellerinize sağlık Kenan Bey. Günün ilk çayını sizden içmek bir zevk. Afiyet olsun efendim, afiyet olsun. Bahtiyar Hanım'ın kurabiyeleri de her zamanki gibi nefis yani. Vallahi bugünkü gibi eve çocuklar geleceği zaman daha çok özeniyor bizim hanım. Bilmez miyim efendim, bilmez miyim? Anne yüreği. Nail'e de sabah tatile geleceği zaman böyle olurdu. Mutfakta kuş gibi uçar, yarım günde onca şey yapardı, nur içinde yatsın. Amin. Telefon dediniz de biraz önce, İstanbul'dan haber mi bekliyorsunuz? Ne haberi gelecek ki? Sizi ihmal ediyorlar diye çok içerliyorsunuz belki Kenan Beyciğim ama devir böyle oldu artık maalesef. Tabii, işleri başlarından aşkın çocukların. Hakkınız var efendim. Bizlere anlayış göstermek düşüyor. İçimize doğmuş sanki. İster misiniz sizinkiler olsun? Bilmem ki. Bu telsiz telefonlar da pek iyi icat vallahi. Bahçeye taşı, odaya taşı, mutfağa taşı. Alo. Babacığım, günaydın. Sabah. Sen misin kızım? Nasılsın babacığım? İyiyim kızım, iyiyim. Şaşırdım birden, beklemiyordum da. Mektubunu aldım baba, teşekkür ederim. Teşekkür ne demekmiş canım evladım. Ne var ne yok? Canla Çetin nasıl? Çetin. Hepimiz iyiyiz babacığım. Kahvaltıdayız şimdi. Evden çıkmadan önce seni arayalım istedik. Çok iyi ettiniz. Sağ olun. Baba. Efendim? Biz bu hafta sonu oraya geliyoruz. Mersin'e. Öyle mi? sürpriz oldu vallahi. İstediğin bir şey var mı İstanbul'da? Yok. Kendiniz gelin yeter. Asıl ben size ne hazırlayayım? Hiçbir şey. Ama belki oraya gelince istediğimiz bir şeye hayır demezsin ha? Ya. Neymiş o? Babacığım. Seni buraya getirmek istiyoruz ha? İstanbul'a. Hayır. Ben gelemem kızım, biliyorsun. Bak aşk oldu. Daha şimdiden hayır diyorsun. Çok istiyoruz babacığım. Neden? Bir dahaki gelişiniz için yine 2 yıl beklemeyi mi düşünüyorsunuz?
baba. Neyse neyse, affedersin affedersin. Gelince konuşuruz. Bekliyorum evladım, bekliyorum. Öpüyorum hepinizi. Çok yazmasın telefonun. Kapat hadi kapat. Yarın akşam yola çıkıyoruz. Ertesi sabah görüşmek üzere, hoşça kal. Güle güle benim kızım, güle güle. Aman dikkatli gelin arabayla. Ha? Merak etme babacığım, merak etme. Gözünüz aydın. Teşekkür ederim. Fakat canım sıkıldı şimdi. Çıkışmasaydım kıza öyle keşke. Gelince gönlünü alırsınız canım. Pek tabii, pek tabii ama. Çok sevindim bu habere. Ben müsaadenizi isteyeyim. Bahtiyar'a yardım edeyim biraz. Siyati'yi azmasın kadıncağızım. Benden de selam söyleyin. Ben akşam üzeri şöyle sahile doğru uzanacağım. Size de balık alayım mı? Akşam yemekte çocuklarla yersiniz. Pek iyi olur. Aklınızda bin yaşayın. Size oradan telefonla arar. Balıklardan balık beğenin derim Yekta Beyciğim. Şu cep telefonu pek iyi icat vallahi. Yekta Beyciğim, hafta sonu için bir istirhamım olabilir mi acaba? Ya ne demek efendim, ne demek? Buyurun, buyurun. Mümkünse acaba Bahtiyar Hanım, şayet vakti olursa, yorulmazsa, zeytinyağlı yaprak sarması yapabilir mi? Çok memnun olurum efendim. Sabah çok sever. Üniversitede okurken annesi her tatile gelişinde yapardı mutlaka. Hay hay efendim, hay hay. Bahtiyar kırmaz sizi. Seve seve yapar fikrimce. Arzunuzu hemen şimdi ileteceğim kendisine. Eksik olmayın Yekta Beyciğim. Aman efendim, olmayın. Aman efendim, ne demek, ne demek? Bu fani dünyada dostluktan daha kıymetli neyimiz var? Bir de hatıralarımız. Evet, vefa yani efendim, vefa. Hadi kalın sağlıcakla. Ya zahmet olmazsa yani efendim, tamam sarmayı. Efendim, tamam efendim, tamam, merak etmeyin. Güle güle, güle güle, güle güle. Ah Nail'e, sabah geliyor. Kızımız geliyor nihayet. Ne bayramlar, ne yılbaşıları geçti, ne buluşmak kısmet olmadıydı 2 yıldır. Sen varken böyle miydi? Bir zamanlar hiçbir şey bugünkü gibi değildi. Çok özlüyorum seni. Evimi, geçmişimi. Allah biliyor, şu çiçeklerin hepsini hatıralarımıza adadım. Yemin etmeseydim İstanbul'a dönmem bir daha diye, senin kabrinde açardı bu menekşeler, güller. Neredesin sen gönlümün nazlı civanı? Neredesin? Yaşa. Hep birlikte babacığım. Ne oldu kızım? Mersin'in havası çarptı galiba. İstanbul'dan çıkmaya çıkmaya. Yadırgar mı oldun memleketin havasına? Hayır. Gelirken yolda üşüttüm sanırım. Gündüz bir şeyin yok gibiydi ama neyse, sen yine de üzerine bir şey al. İstersen ha? Bu gece hava biraz serin. Bizim de böyle bir evimiz olsaydı keşke. Yaz gecelerinde bahçede kurardık sofrayı biz de. İnşallah sizin de olur oğlum. Mimar değil misin? Çizersin bir proje, istediğin gibi oturursunuz içinde. Keşke ama çizmek kolay da inşa ettirmek zor. Öyledir. Hayal etmek bedava, yaşamak parayla. Bazen sadece hayal etmek de pahalıya patlıyor ya. Neyse. Anlayamadım baba. Benim yaşıma gelince anlarsın Çetin. Can! Çıplak ayak toprağa basma oğlum. Bassın efendim, bassın toprak. Kimseye zarar verdiği görülmemiştir. Öyle mi? Sana verdi ama. Nasıl, anlayamadım. İnziva bir tür ölümdür derdin. Ne olmuş? Toprağını kaybettin ve burada inzivaya çekildin baba. Pek öyle sayılmaz ama neden böyle konuşuyorsun bakayım sen? Biliyorsun işte. Terk ettin İstanbul'u. Bizi de. Kapandın içine. Burada böyle... Yalnız başına. Yok.
kalamazdım kızım. Biraz büyütmüyor musun baba? Ha? Hayır evladım, büyütmüyorum. Hiç değilse bizi görmeye gelebilirdin. İstanbul Mersin çok uzak yol. Gidip gelmesi zor. Öyle değil mi? Bahçe kapısında gelenler var. Aa evet, Yekta Bey'le eşi Bahtiyar Hanım. Cümleten merhabalar efendim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun şöyle buyurun. Buyurun. Tanıştırayım efendim, tanıştırayım. Kızım Sabah, damadım Çetin ve yan komşularım Yekta Bey'le Bahtiyar Hanım. Şurada oynayan ufaklık da malum. Torunum Can. Çok memnun oldum. Memnun olduk efendim. Buyurun. Sabah şöyle. Hanım kızım. Ben şunu hemen size şöylece vereyim. Aa, nedir bu tencere? Sevdiğiniz bir şeymiş sizin. Zeytinyağlı yaprak sarması. Bahtiyar Hanım ricamı kırmadı sağ olsun. Ay, niye zahmet ettiniz? Çok teşekkür ederim. Anneciğim de hep bundan yapardı bana. İlahi baba. Çok teşekkür ederim Bahtiyar Hanım. Afiyet olsun. Annenizin yaptığı sarmanın yerini tutmaz ama. O nasıl söz? Siz bu kadar zahmete girmişsiniz. Çok mutlu oldum inanın. Ben gidip bir servis tabağına koyayım. Yolculuğunuz nasıldı Çetin Bey? İyiydi efendim, iyiydi. Çok yalnız güzel, çocuk huysuzlandı. Biraz dura dura geldik. Niye huysuzlandı bakayım bu oğlan çocuğu? Baba canı yol tutuyor biraz tabii. Zaten değiştireceğim bu arabayı. Şöyle güzel bir otoban arabası alırsam daha az sarsılır. Bu mevsimde klima da şart. Çetin Bey, bildiğim kadarıyla inşaat içinde çalışıyordunuz. Mimarım efendim. İşiniz iyidir inşallah. Vallahi Sabah'la evlendiğimizden beri neredeyse 10 yıldır aynı şirkette çalışıyorum. Evet. Artık ailem gibi oldu. Halimden memnunum. Bir şikayetim yok ama Sabah'ın işi hayli yoğun. Çok yoruluyor şu sıralarda. Reklamcılık zor iş. Sizler ne işlerle meşgulsünüz efendim? Efendim ikimiz de posta idaresinden emekliyiz. 1,5 yıl kadar oldu. Önceden Ankara'daydık. Emekli olur olmaz Mersin'e yerleştik. Çok iyi. Oğlumuz ailesiyle burada yaşıyor çünkü. Daha fazla ayrı kalmayalım dedik, atladık geldik. İyi ettiniz. Büyük kent yaşamından sonra sıkıcı gelmedi mi buradaki hayat? Hayır Çetin Bey. İnsan her gittiği yere kendini taşıyor evvela. Evet. İçiniz yaşıyorsa her yerde mutlu olursunuz. İster konak olsun, ister kulübe, ister kent olsun, ister kasaba. Doğru diyorsunuz Bahtiyar Hanımcığım. Bunları anlamak için bizim yaşımıza gelmek gerekiyor galiba. Biz o zamana kadar İstanbul'da yaşamakta ısrar edebiliriz o halde. Ha? Sofraya oturalım mı? Buyurun efendim. Buyurun. Can sofradan ne çabuk kalktı böyle. Az mı yer hep? Evet. İştah yerinde sayılmaz ama yine de yaşıtlarından zayıf değil. Kaç yaşında? 8 yaşında teyzesi. İkinci sınıfa gidiyor. Maşallah. Boyu posu yerinde. Spor yapıyor herhalde. Evet. Tatilde yaz okullarına gönderiyoruz ama onu asıl geliştiren yaz kış ayağından çıkarmadığı şu paten oldu. Güzel, benim de küçükken tornetim vardı. Her yere onunla gitmeye çalışırdım. Evet, senin bu araba sevdan yüzünden başımıza az iş gelmediydi. Bir gün Manav Hamdi'nin domatesleri arasından topladıydık seni, hatırlıyor musun? Evet. Büyük kazaydı. Her tarafım yara bere içinde kalmıştı. Ah eski günler, ah! Kenan Beyciğim, kızınız da buradayken şu İstanbul günlerini bir de beraber anlatsanız diyorum. Siz bize hep eksik anlatıyorsunuz. Sabah Hanım onları tamamlar belki. Yani. Aman efendim, eksik dediğiniz şey hayatın cilveleri. Olmasa da olur canım. Babam ne kadarını anlattı bilmiyorum. Biz Üsküdar'da 2 katlı bir evde otururduk. Evet. Bizimkiler Mersin'den İstanbul'a taşındıklarında ben 2 yaşındaymışım. O nedenle İstanbul'da doğmuş gibi hissediyorum kendimi. Gözümü bile konakta açtım. Laleli konakta. Evet. Evimiz büyük ve konforlu değildi ama bize yetiyordu. Ben lisede okurken evimize gelen giden arkadaşlarım Laleli Konak adını taktılar babamın bahçesine bakarak. Sen de bunu iyice benimsemiştin. Yeni tanıştıklarına ben Laleli Konağın kızıyım der, caka satardım. Efendim, ben o zamanlar
yalnızca lale yetiştirirdim. Bir zamanlar bizim de büyük iddialarımız vardı elbet. Malum şehri İstanbul laleleriyle meşhur. Fakat yetiştirmesi zor. Öyle narin bir çiçek. İnat ettim. Ben türlü türlüsünü yetiştiririm diye. Böyle başladık bahçıvanlığa efendim. Buna benzeyen yaz gecelerinde çocukluğumun en güzel günleri ocağının bahçede geçti. Babamın gözü gibi baktığı laleleri arasında. Konu komşu kalabalığı içinde. Güle oynaya. Ne güzel, ne güzel. Burada hiç lale yok. Oğlum 5 dakika daha izin sana. Sonra doğru yatağa. O pateni de çıkar artık ayağından canım. Oynasın çocuk. Açık havada iyice mutlu oldu baksanıza. Sabah Hanım, buraya kadarını az çok biliyoruz. Peki sonra ne oldu? Vallahi çok merak ediyoruz. Neyse efendim, geçelim bunları bir kalem. Evet baba, geçmişte kalsın artık bunlar. Efendim? Sen hatıralarla, hatıralarda yaşıyorsun baba. Hep o günlerdesin. Oysa çok şey değişti. Annem öldü, evimiz satıldı. Sen küstün, biz ayrı düştük. Hayat geçmişte durmadı. İlerledi, aktı. Sense hep orada kaldın. Ne biçim konuşmalar bunlar? Bırak Allah aşkına misafirlerin yanında. Bunları konuşalım baba. Artık konuşalım. Ben meyve getireyim. Ben getiririm Yekta Bey. Siz zahmet etmeyin. Yo efendim. Kireçlenmiş dizlerimizi çalıştıralım biraz. Ben de eve kadar gidip geleyim. Anamurumuzu vardı biraz. Gel. Onu getireyim. Oğlum bahçe karanlık. O patenleri çıkar artık ayağından. Bak geliyorum yanına şimdi. Babacığım, üzüyorsun beni. Bu yaptığın nasıl desem... Ben onurumla yaşarım kızım. Hayır, bu daha çok kincilik. Neredeyse 5 yıl oldu. Amcam artık çok uzaklarda. Hiç özlemiyor musun onu? Kim dedi ona Avustralya'ya git diye? Gitmesiydi. Özlüyorum özlemesini ama vefa nedir bilmedi o. Sattırdı aile yadigarı güzelim evimizi. Ne yapacaksın artık bu eski püskü evi derken beni ne kadar kırdığını bilmedi. O da onun görüşüydü. Ne vardı bu kadar kızacak? Onun hakir gördüğü şey bizim zenginliğimizdi. Annen öldükten sonra hiçbir şeyin tadı kalmamıştı ama Nail'imi kaybettim diye evi de terk etmek aklımdan bile geçmemişti. Çünkü evin içinde baktığım her yerde onu görüyordum. Ama amcan, annen gitti diye düzenimiz yıkıldı sandığından olacak, tutturdu satalım diye. Eski ev para eder mi? Tamah etti 3 kuruşa. O zaman gençti, iş bulamıyordu. Bunalmıştı iyice. Oradan gelecek parayla iş kurmayı düşünmüştü. Ama ne oldu? Hiçbir iş kuramadı yine. Avustralya'ya yol parası oldu bizim evin hatıraları. Çarçur oldu gitti öyle. Baba, böyle söylemen ayıp. Şimdi orada daha mutlu. Bu memnun etmiyor mu seni? İyi. İyi olsun tabii. O başka, benim kardeşim o. Ama ne istediğini baştan bilseydi, evi satmadan göndermedin bir yolunu bulurdu. Biraz sabretseydi burada da bir iş tutabilirdi. Herkesin bir rızkı var şu dünyada. Karnını doyurmak değil ki tek mesele. Öyle çok rengi var ki hayatın. Görmek için rızık yetmiyor artık. İyi. Koşturun durun böyle o zaman. Neyse bırakalım bunları. Şunun şurasında 40 yılda bir geldiniz. Ağzımızın tadını bozmayalım. Seni arayıp sormakta biraz ihmalkar. Hayır o değil. Üsküdar'daki o ev benim doğduğum yer değildi. Ama kök saldığım topraktı. İşte bunu anlamıyorsun yeterince. Yeterince anlamıyorsun. Köksüz kaldım şimdi. Beni ben yapan her şeyi teker teker kaybettim. O nedenle lale yok bu bahçede. Tanrı'ya isyan etmiyorum. Anneni bizden aldı diye ama birbirimize tutunabilirdik. Bunun harcı laleli konak olabilirdi. Şüphesiz öyle olacaktı ama izin verilmedi. Baba, ne olur daha fazla büyütme bu evi. Unut olanları da. Yarına baksın biraz yüzün, ha? Hatta bugüne. Biz
Kürdili Hicazkar'ın hüzünlü umuduyla yetiştik. Biz de dün, bugün, yarın iç içe. Siz anlamazsınız bunu. Öyle mi? Biz kendimizi bilmeden yaşıyoruz demek ki. Ne münasebet, rica ederim efendim. Çok farklıyız demek istedim. Sizin kuşağın işten başka düşündüğü bir şey yok. Burada bile Farzmay, Yekta Beylerle oğlu. Onlar da sanki ayrı kentlerdeymiş gibi çok az bir araya gelebiliyorlar. İstanbul'u terk etmekle bizi de terk ettin diyorsun ama orada olsam sık sık görüşebilecek miyiz? Ha? Hiç sanmam. Haklısın. Hem İstanbul'da olup da Laleli Konağı uzaktan olsun görememek. O da koyuyor insana. Elimizden gitmesi ayrı bir üzüntü. Tamamen yok olduğunu bilmek de daha da kötü. Yıkılmasıydı eğer. İçinde yaşayan ben olmasam bile nefesimizin sindiği duvarlar yaşıyor. Başkalarına kol kanat geriyor diye avunurdum. Bu meyvelerde nerede kaldı yahu? Çetin'le Yekta Bey kafa kafaya vermiş bir şeyler konuşuyorlar mutfakta. Çetin'in kulağı deliktir diye arsa meselesini açmıştır belki Yekta Bey. Gerçi karı koca ikisi de çok seviyor Mersin ama oğlanın hatırı için soruşturuyor olabilir. O da İstanbul'a taşınmak istiyor çünkü. Can! Dakikalardır seni izliyorum. Bir saniye bile durmadın be oğlum. Yorulmadın mı daha? O patene düz yolda binilir. Bu bahçede bir kaza gelecek başına. Çıkar artık ayağından onları, söz dinle. Hiç parka götürmüyor musunuz siz bunu Allah aşkına? Canım yavrum, şuna bak. Ah, düştü yavrum bile. Can! Bir şey olmuş mu? Can. Aşk olsun sana Can. Hayır baba. Can'a bir şey olmamış ama çiçekler baba. Çiçeklerin kırılmış. Can üstüne düşünce hepsi kırılmış. Öyle mi? Hadi oğlum güle güle. Yavaş kullan arabayı olur mu? Merak etmeyin baba. Hiçbir şeye benzemedi böyle. Sanki günübirlik gibi. Bir dahaki sefere daha uzun gelin olmaz mı? İnşallah, inşallah. Baba dün gece için özür dilerim. O kadar zamandan sonra seni üzmek istemezdim. Gerek yok bunlara. Biz baba kızız evladım. Her şeyi konuşuruz gerektiğinde. Bu sefer bizimle gelmiyorsun. Hiç değilse daha sonra gel bizi ziyaret. İnşallah kızım. İnşallah. Hoşça kal baba. Güle güle kızım. Güle güle. İstanbul'a gidince bana telefon ediver. Tabii tabii. Merak etme, yoldan da ararım. Güle güle, güle güle benim sabah yıldızım. Kim bilir ne zaman görüşürüz bir daha. Günaydın canım. Günaydın. Ne o, hasta mısın? Yok, hayır. Düşünceli bir halim var. Ben bugün iş çıkışı Üsküdar'a gideceğim. Öyle mi? Neden? Bizim eski mahalleyi görmek istiyorum. Nereden çıktı bu şimdi? Oralarda dolaşmak istiyorum. Evimiz artık yok ama mahallemizden geriye bir şeyler kalmıştır herhalde. Belli olmaz. Ne umuyorsun ki eski mahalleni görmekten? Baban çok etkiledi seni, öyle değil mi?
Şimdiye dek bilmediğim bir yüzünü gördüm babamın. İnadı aynı inattı. Bazı halleriyle tamamen o dediğim dedik adamdı ama aslında ne kadar çocuksuydu. Kolu kanadı kırılmış gibiydi. Hele dün bizi uğurlarken neredeyse boynu bükük kaldı. Ne var bunda üzülecek? Çocuğunu uzun yola uğurlayan her anne baba böyle olur biraz. Her neyse, onun baktığı gibi bakabilmeyi denemek istiyorum bugün. Kürdi ile Hicazkar'ın hüzünlü umudunu yakalayabilirim belki Üsküdar'da. Efendim? Boş ver. Babamla aramızda bir şey bu. İkinizin arasındaki tek şeyin ben olduğunu sanıyordum. Anlayamadım. Önceki gece eski defterleri de açtınız mı ha? Evleneceğimiz zaman beni niye istemediğini de söyledi mi yıllardan sonra? Çetin, nereden çıktı şimdi bu? Bilmiyorum. Sana inat olsun diye yapıyorum belki. Bağışla. Ama eski mahallede geçmişe özlem turu yapmak bana biraz saçma geldi. Gelip seni alayım mı? Üsküdar'a bırakmak için. Hayır, teşekkür ederim. Peki, ben çıkıyorum. Güle güle. Babanın kaybettiği şeyleri sen mi bulmaya çalışacaksın ha? Hiç kaybetmediğim için değerini bilmediklerimi bulmaya çalışacağım belki. Siz kadınlar ne çok seviyorsunuz hüzünlenmeyi. Siz erkekler ne çok seviyorsunuz mantık oyunları oynamayı. Bana göre gitmen manasız. Sonra vakit kaybettiğim işlerim de kaldı diye sızlanacaksın. Senin gibi biri için az bir şey değil bu. Çetin, ne oluyorsun kuzum? Varsay ki değiştim. Bu Mersin gezisi beni değiştirdi, olamaz mı? Olamaz. Mantıklı değil. Çetin. Şaka yaptım. Kızma. Nasıl istersen öyle olsun. Bir akşam daha iniyor. Herkes sofrasına koşuyor. Televizyonuna yetişiyor şu saatlerde. Bizimkiler de yollardadır şimdi. Yorgun argın. Ne biçim adamsın sen be Kenan. 40 yılda bir geldiler ama ben üzdüm kızımı. Sabahımın gözleri karardı ben öyle konuşunca. Halbuki nasıl bekleyebilirim beni benim gibi anlamasını? Biz babamızı anlıyor muyduk zamanında? Evladımın boynu bükük kaldı giderken. O kadar dil döktü bana. Nuh dedik, peygamber demedik. Fare dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. Bizimki ah hesap. Ben de ne dersem diyeyim, yaşamak başka nevi bir şey oldu artık. Sabah haklı. Benim inadım değiştirecek mi sanki dünyanın dönüşünü? Yengeç gibi böyle tersine tersine yürürsek o başka. Hep akıllı sanıyoruz kendimizi. Halbuki ne kadar aciziz. Her şey bizim dışımızda. Bense Tanpınar'ın dediği gibi ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Yemekten sonra arayayım sabah. İçime sinmiyor böyle ayrılmak. Babacığım benim, iyi akşamlar. Kızım sabah, şu Allah'ın işine bak. Ben de tam seni düşünüyordum. Nasılsın yavrum, ne var ne yok? Heyecanlıyım. Sana haberlerim var baba. Hayırdır? Ben bugün iş çıkışında bizim eski mahalleye gittim. Ya öyle mi? Neden peki? Görmek istedim işte. İyi ki de gitmişim.
Orada bir sürprizle karşılaştım. Neymiş o sürpriz? Sıkı dur babacığım, söylüyorum. Allah Allah, ya hadi söyle söyle. Bizim ev yıkılmamış baba. Laleli konak hala ayakta. Sahi mi? Bizim ev yaşıyor öyle mi? Ah babacığım, bir görsen. Çok değişmiş mahalle. Bizim ev iki tane büyük apartmanın arasında öylece sıkışıp kalmış. Hani neredeyse boynunu bükmüş. Sanki seni bekliyor baba. Ah, bir dakika babacığım, zil çalıyor. Ah, tamam, bekliyorum yavrum, bekliyorum. Gel canım. Telefondayım, babamla konuşuyorum. Ah, kim geldi kızım? Çetin geldi, sana selamı var baba. Ah, sağ olsun, sen de benden selam söyle ona. Babam da sana selam söylüyor. Gelmiyor mu artık? Bak, Çetin soruyor geliyor mu diye. Nasıl olmuş da konakta yıkılmaktan kurtulmuş, öğrenebildin mi sabah? Bak, bak şimdi şöyle olmuş. Mahallenin muhtarından dinledim. Seni de tanıyormuş Nihal Hanım. O Nihal oralarda demek hala. Çetin, bak sen de dinle. Evi bizden satın alan ortaklar çok katlı bir alışveriş merkezi inşa ettirmek istiyorlarmış. Fakat bunun için imar izni vermiyormuş belediye. Bunu bile bile almışlar. İzin koparırız sanmışlar ama belediyede çalışanlar dürüst insanlarmış. Onlar da daha fazla oyalanmadan satmışlar evi. Sonraki sahipleri 3 kardeşmiş. 1-2 yıl sonra kardeşlerden biri artık satalım, parasıyla iş kuralım diye ısrar edince içinde oturan kardeş satılmasına razı olmadığı halde ev boşaltılmış. Kardeşler arasındaki dava sürüyormuş hala. Bak sen şu işe. Ya babacığım, bunca zamandır boşu boşuna üzüyormuşsun kendini evle birlikte tarihimizde gömüldü diye. Halbuki orada sanki seni bekliyormuş. Baba, baba ne oldu baba? Heyecanlandım biraz. Ah, tamam, tamam şimdi kapatalım o halde. Sonra tekrar görüşürüz. Olur kızım, öpüyorum. Hoşça kal. Duydun mu Çetin? Duydum. Heyecan verici bulmadın mı anlattıklarımı? Sabah, sana söylemem gereken bir şey var. Bütün gün bunu düşündüm. Söylemezsem vicdanım rahat etmeyecek. Evet. Ben evinizin yıkılmadığını biliyordum sabah. Ne? Biliyor muydun? Evet, biliyordum. Bizim sektörde sadece inşaatların, yani yeni inşaatların değil, eski evlerin de haberleri gelir. Nerede, hangi arsa, neye uygun sürekli araştırıldığını... Biliyordun ve söylemedin, öyle mi? Evet. Neden? Baskı altında kalmaktan çekindim. Anlamıyorum. Ne baskısı? Biliyorsun, o evde hep birlikte oturmamızı istiyordu baba. Evet. Neyse ki nikahımızdan önce satıldı da buna mecbur kalmadık. Yoksa baban muhakkak ki ikna edecekti seni o köhne evde oturmaya. Köhne mi? Çetin nasıl böyle konuşabiliyorsun ha? Beni tanıdığında ben o köhne evde oturuyordum. Benim yuvam orasıydı. Böyle düşündüğünü hiç söylememiştin bana. Çocukluğum sefalet içinde geçti benim. Biliyorum, ne olmuş? Sabah. Kavga çıkarmak istiyorsun ama lütfen. Zaten mahcubum. Sonu nereye varacak çok merak ediyorum. Sonu şu ki... Çocukluğumun sefaletine dönemezdim. Isıtmayan sobalar, buz gibi akan sular, sık sık patlayan borular. Daha da önemlisi gitgide kasvet vermeye başlamıştı bana o ev. Kokusuyla, loş odalarıyla, yüksek tavanlarıyla kendimi hiç oraya ait hissedemedim. Konfora düşkün olduğunu bilirim ama çocukluğu yoksulluk içinde geçen biri için bu kadarı biraz fazla geldi bana. Sanki kendini inkar etmek gibi. Ben seni böyle tanımamıştım oysa ki. Çetin, bana doğruyu söylesene. Babamın evliliğimize karşı çıkmasıyla bir ilgisi var mı bu duygularının ha? Bununla ilgisi var mıydı? Sanırım vardı. Evet. Demek öyle. Yazıklar olsun Çetin. Peki, ev bir kez bizden çıktıktan sonra ne önemi vardı yıkılmadığını söylemenin? Umut. Umut ederdiniz yeniden almayı ya da kiracı olmayı. Hüzünlü bir umut olurdu herhalde bu hayat şartlarında. Oysa ben tamamen geride bırakmak istedim tarihi olan her şeyi. İçinde sen olsan bile mi?
Sen kendi geçmişini reddetmek isterken sana ait olmayan tarihleri de kirletmişsin. Bizimki gibi. Sonra babam seviyor seni. Çoktan kabullendi. Hatta sahiplendi. Sen de takılıp kalmışsın geçmişte. Ama kinciliği bu zamana kadar sürdürmeni anlamam mümkün değil yine de. Üstüme gelme ne olur. Bilirsin severim babanı. Sonradan sonraya sevdim ben de. Dedim ya kasvet. Çetin, bu sen misin? Sen misin benim aşık olduğum adam ha? Sabah. İnanamıyorum. Sana olan güvenimi sarstın. Hem de çok. Şimdi ne olacak? Aynen söylediğin gibi olacak. O evi satın almaya, hiç değilse kiracı olmaya çalışacağım. Babamı lalelerine kavuşturacağım. Hatıralarına. Sana rağmen. Hangi parayla? Şirketi tasfiye ederim. Kredi çekerim. Borç bulurum. Senden bunları duyduktan sonra her şeyi yapabilirim. Peki ben? Hı? Çok üzgünüm ama gerçekten istemiyorum orada oturmayı. O ev yeniden bizim olacak. Ben de babamın yanında olacağım. Yerini belirlemek sana düşüyor. Bu kadar ileri gitme. Sonra konuşalım bunları. Demek öyle. Ah ne sevindim Kenan Bey. Vallahi çok büyük sürpriz oldu Bahtiyar Hanım. Gidecek misiniz buradan? Taşınacak mısınız İstanbul'a yeniden? Sanmıyorum efendim, sanmıyorum. Ama kızınız sizi eski günlerinize kavuşturmayı vaat ediyor. Dişiyle tırnağıyla kurduğu şirketini devrederek. Buna razı olur muyum sanıyorsunuz? Hakkınız var ama aksi halde mutsuz olacak galiba. Evet, öyle görünüyor. Hem yalnızca evi satın almaktan değil, birlikte oturmaktan da söz etmemiş mi? Siz bakmayın ona. Damadım hayatta oturmaz o evde. Hayırlısı Kenan Bey. Her şey gönlünüzce olsun. Eksik olmayın Yekta Beyciğim. Eksik olmayın. Ben hafta sonu İstanbul'a hareket edeceğim. Ya. Sabah çok ısrar ediyor. İstediğiniz bir şey olur mu oralardan efendim? Sağ olun, eksik olmayın. Sağlıkla gidin, güle güle dönün. Ama dönün olur mu? Arkadaşınızı yalnız bırakmayın Mersin'in güneşi altında. Böyle şeyler söyleme Yekta'cığım. Kenan Bey'in aklı zaten karışık. Zararı yok efendim, zararı yok. Gitmek de zor, kalmak da zor artık. İşte babacığım, muntazır teşrifine hazır kayık. Tam karşında duruyor. Ah canım evim. Demek kısmette yeniden karşılaşmak varmış. Buna buluşma denir babacığım. Bahçe kapısı açık galiba. Sanırım. Gel, gel bakalım. Ah, şuraya kırmızıları dikmiştim. Şu köşeye de sarıları. Ya, bir tane de şurada siyah lalem vardı. Hatırlıyor musun? Ha? Hatırlamaz olur muyum? Vallahi ne becerikliydin baba. Siyah lale yetiştirdin şu küçücük bahçede. Bahçenin küçüklüğüyle ne ilgisi var canım bunların? Hmm, doğru. Çok inatçıydın demek lazım. Hala öylesin ya. Ne diyorsun? Bilmem ki. Hayli müşkil bir vaziyet. Hiçbir zorluğu yok baba. Her şey hazır. Sadece senin canı gönülden evet demene kaldı iş. İyi de kızım, şirketi elden çıkarırsan sen ne yapacaksın bundan sonra? Mesleğimi, yazı yazmayı ne kadar özlemiştim. Eski arkadaşlarımın çoğu hala yayın işinde. Bir dergide iş bulabilirim sanırım. Gazeteciliğin gelirinden ne olacak? Çocuk yetiştiriyorsun sen. Olsun, her şey parayla değil. Hem hiçbir şey olmasa yine reklamcılık işinde başkasının şirketinde çalışırım. Sen beni merak etme. Ben işsiz kalmam. Yeter ki sen evet de. Çok mutlu olacağım.
Ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ki. Eskisi gibi olmaz elbet ama senin arkandan biz de taşınırız belki ikinci kata. O zaman yine birlikte oluruz. Annem olmasa bile. Laleli Konak'ta hep birlikte. Çetin'in kabul edeceğini sanma. Bunu sonra konuşuruz. Sen kararını kendin için ver her şeyden önce. Ben yalnız da oturabilirim tabii. Şöyle, ben de yanına veya yakınına gelirim. Hayırlısı. Acele karar vermeyelim ama kızım. Çok düşünme babacığım. Canım kızım, sabahım, bu kez güzel bir akşam üstünde yazıyorum bu mektubu sana. Masanda yine çayım, ufkumda yine Mersin'in martıları var. Geçen hafta bu zamanlarda İstanbul'da birlikteydik. Ne güzel bir hafta sonu geçirdik birlikte. Bu sefer arayı çok uzatmayalım, olur mu? Siz gelmezseniz önümüzdeki ay ben gelirim yine. Evet kızım. Çok düşündüm ben. Vazgeçtim. Taşınmayacağım İstanbul'a. Şunu iyice fark ettim. Benim hafızamda kalan fotoğraf o gördüğüm değil. Ne o ev benim evim, ne de o mahalle. Anladım ki her şey kendi zamanında güzel. Sahip çıkarsanız her şey sizin olur der Yekta Bey. Ben 5 yıl önce buraya sahip çıktım ve artık benim olan bu evdir, bu yaşamdır. Kabul etmek lazım. Son İstanbul ziyaretim vesilesiyle bunu iyice anladım. Sana müteşekkirim güzel kızım bütün fedakarlığın için. Ama gel biz böyle kalalım. Söz. Sen gelemesen bile ben geleceğim yanına sık sık. Baksana, her şeyin bir sonu var şu ölümlü dünyada. Daha fazla ihmal etmeyelim birbirimizi. Sonra, o zamanlar lalelerim pek kıymetliydi ama buradaki yavrularım üvey evlat değil ki. Ben kıyamam onları bırakmaya. Bir harap bahçe daha bırakmayalım ardımızda. Çünkü kimse benim gibi bakamaz onlara. Senin oğlan bir kitapta okumuş bana anlatıyordu. Herkes kendi gülünden sorumludur diye. Benim içimdeki güller burada da açıyorsa ne lüzum var eski çorak bir bahçeyi çapalamaya. Onu da başkaları yapsın artık. Siz yapın. Gün sizin ne de olsa. Gençsiniz daha. Bizse biliyorsun ne içindeyiz zamanın ne de büsbütün dışında. Hadi kal sağlıcakla yavrum. Yine yazarım sana. Baban. Pınar Şenel'in yazdığı Laleli Konak adlı oyunu sunduk.
2000'e merhaba etkinlikleri kapsamında kurumumuzca açılan 2001 yılı radyo tiyatrosu yarışmasında ikincilik ödülü kazanan oyunu sunduk. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.